Evet sevgili dostlar, 11 Ekim 2023'ün ilk videosuyla karşınızdayım. Sponsorlarımız golbar.com'a ve Kayseri Özel Ümü Hastanesi'ne sonsuz teşekkürler. Ayrıca siz değerli kardeşlerime de teşekkürler. Sevgili arkadaşlar, milli maç arasına girdik ve birileri boş durmuyor. Gerek kanalı, gerek Twitter'ı, gerek Instagram'ı çeşitli şikayetlerle kapatmaya çalışıyorlar. Bilginiz olsun. Ee, eğer bu kanalda bir şey olursa Kadıköy Sokak 2 diye bir kanalımız var oraya depinizi beklerim. Ama sizler beğenileri attıkça, sizler videoları izledikçe, oynatma listesi açtıkça ne bileyim, reklam izledikçe, reklam tıkladıkça, yorum yaptıkça hani bir şey yapamayacaklar diye düşünüyorum ama bilginiz olsun e, dün bayağı uğraştım Instagram için. Yani sanırsın uyuşturucu sattık yani bu kadar saçma bir şey yok. Gerçekten bu kadar saçma bir şey yok. Arkadaş biz ne yapıyoruz? Kimin tavuğuna kış diyoruz, kimin neyine ne diyoruz? Gerçekten çok ilginç arkadaşlar. Sizlerden destek bekliyorum. Ha ister inanın ister inanmayın. Canınız sağ olsun. Gümbür gümbür giderken 55.200 olmuşken. Hani bir nevi büyümeye depar atmışken. Bunları da durduk yere söylemeyeceğimi de lütfen tahmin edin arkadaşlar. Bunu belirteyim. Şimdi kıymetli arkadaşlar Uğur Dündar'dan TFF'ye Ali Koç tepkisi gelmişti. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar. TFF'nin Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a verdiği ceza ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapmıştı. Ve şunları söyledi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu. Yok onun açılımı Fener Profesyonel Fenerbahçe'yi Durdurma Kurulu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Sözcü TV'deki özel röportaj programında yaptığı konuşmayı Sportmenliğe aykırı bulmuş ve 45 gün hak mahrumiyetiyle 210 bin TL para cezası vermiş. Federasyonun başkanımız Ali Koç'un kulübümüzü ve futbol takımımızı hedef alan kumpaslarla ilgili iddialarını soruşturmak yerine kendisini cezalandırmasına şaşırdık mı? Elbette hayır. Ancak şu unutulmasın başkanımızın öne sürdüğü kumpaslar devam ettikçe Fenerbahçe camiası sesini daha da yükseltecek, takımımıza tam destek verecek başkanımız ve yönetiminin etrafında kenetlenecektir. Yaşasın bir ve bütün büyük Fenerbahçe demiş. Şimdi şöyle düşünsenize. Elimde belgeler var. Gidiyorum karakola diyorum ki ya arkadaş elimde belge var. Bir cinayete şahit oldum, tanık oldum. Nasıl bir cinayete şahit oldum? Ya adam işte kadını öldürdü. Bakın kamera kaydı var elimde. Şurada öldürdü. İşte oradaki mobese kayıtlarda şey yapar. Hani ne derlisiniz ona? Oradaki mobese kayıtları da şahit olur. Bakın adam kadını öldürdü orada. Ben gördüm, bizzat şahit oldum. Şöyle böyle anlatıyorum tamam mı? Al bu da benim çektiğim video diyorum. Bak diyorum şurada başka açıdan şöyle böyle falan. Komiser beni alıyor, cezaevine sokuyor. Önce nezarethaneye sokuyor. Sonra hakkında işten başlatıp içeri atıyor. Aklınıza ilk ne gelir? Komiser de katilden taraf. Ya da direkt katil komiser da oğlu falan filan dersi. doğru mu? Ben böyle düşünürüm. Yani başka bunun bir açıklaması yok. izahı yok. Hani izahı olmayan şeylerin mizahı olur. Geçiniz izahını da geçtim. Mizahını da geçtim. Bunun hiçbir şeyi olmaz. Kardeşim böyle bir dünya yok. Böyle bir şey yok. Gerçekten yok. Ne demek ya? Yani Fenerbahçe başkanı ya bir şeyler de bulunuyor ya. Ya kardeşim bu adam Fenerbahçe'nin başkanı. Doğru yanlış fark etmez bir şeyler anlatıyor sana. Ya dinlemek zorundasın. Çağrısına cevap vermek zorundasın. Ama maalesef ve maalesef ilginç işler. Fenerbahçe Spor Kulübü'nden de resmi bir açıklama geldi. Onu da size kısaca okuyayım arkadaşlar. Bugün Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Fenerbahçe AŞ Başkanı Ali Yıldırım Koç'un 04 tarihinde katılmış olduğu TV programında sarf ettiği beyanlarında yer alan sportmenine aykırı hareketi ve hakem ve diğer müsabaka görevliler hakkındaki açıklamaları nedeniyle PDT'nin yani futbol disiplin talimatının 36'ya 1B, 38'e 3 ve 10'a 2. maddeler uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti ve 210 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. Açıklaması yapılmıştır. Kulübümüz tarafından bu karar ile ilgili başvuruların yapılacağı vurgulanırken Türk futbolundaki sorunların özü ve odağı ile ilgilenmeksizin adım atarak haksızlık yaşayan ve adaletsizlikleri dile getirenleri cezalandırma refleksiyle hareket edenler vesilesiyle bir konuyu gündeme getirmek istiyoruz. Türk futbolunda ana odak ve gündem futbolun içerisinde bulunduğu durum, hakemlerin adaletsiz yönetimlerin maçlara etkisi ve sistemin her geçen gün daha da çözümsüz hale gelmesi olmalıdır. Yani asıl gündem asıl hani konuşulması gereken şey Hakemlerin adaletsiz yönetimleri. Bu adaletsiz yönetimlerin maçları etkisi. Bu sistemin her geçen gün daha çözülemez hale gelmesi olmalıdır. Türk futbolunun yegane ihtiyacı adil hakemler ve her takıma eşit yaklaşımdır. Yani birazcık onuru olan bir insan şu cümleden çok etkilenir. Türk futbolunun yegane ihtiyacı olan adil hakemler ve her takıma eşit yaklaşımdır. Geçmişte ağır itham ve tehditvari söylemlere verilen en hafif cezalar adaletsiz yaklaşımın bir parçası olarak kayıtlardadır. Biliyorsunuz kimin ağır itham ve tehditvari sözlerinde ödül aldığını. Bugün ortaya konan bu tutum da bizim için şaşırtıcı olmamıştır. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu konudaki tavrımız geri dönülmez ve nettir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Yani burada Fenerbahçe Spor Kulübü'nden ciddi bir tehdit var. Tavrımız net Geri de dönmeyeceğiz diyor. Yani bundan sonra olacaklardan biz sorumlu değiliz diyor. Hocam ne yapabilirler ki? Sağdan mı çekilebilirler? Likten mi çekilebilirler? Arkadaşlar bakın. Bizim ülkemizde imaj her şey. Yani örneklendirmek istemiyorum. Ama federasyon başkanının telefonundan bir şey çıksa. Bu bilgi ortalığa yayılsa. Adı ne olacak? Gerçi bir şey olmaz ya. Fener şey şöyle yapalım. Yani onları kendi silahıyla vuralım. Ben Fenerbahçe'nin yerinde olsam açıklamayı şöyle yaparım. Federasyon başkanı aslında Fenerbahçeli diye. Mehmet Büyükekşi Fenerbahçeli diye. Ya Fenerbahçeli lafını duydular mı zaten şey yapıyorlar. Neyse ben bu konuyu çok derinlemesine konuşmayacağım. Çünkü burada bir nüans var. O nüansa giremem. Yönetimimiz gereken açıklamaları yapacaktır. Ama çok yakında çok sürpriz şeylere hazırlıklı olun benden uyarması. Yani ben durduk yere de uyarmam. Onu da söyleyeyim. Galatasaray maçında yayın neden kesildi? Acun Ilıcalı açıkladı. Öncelikle şunu söyleyeyim. Galatasaray'ın maçında yayın kesilmiş, kesilmemiş umurumda değil. Allah bildiği gibi yapsın onları. O benim sorunum değil. Ben burada Acun Ilıcalı'nın al City Başkanı, Eksen'in sahibi, TV8'in sahibi Acun Ilıcalı'nın e, söylemlerini almak istedim. Eksen aslında çöz, çökmedi diyor. Antenden yayın yapmadığımız için böyle aksilik oluyor diyor. Talihsiz bir olay oldu. Hemen insanları mağdur etmemeye çalıştık. Yayına son 5 dakikada gelenler giremedi. Erken girenlerin bir sorun yaşanmadı. Dilerim bir daha yaşanmaz diyor. Korsan yayın hırsızlıktır. Korsan yayın yapan bir hırsızdır. Ben çok acıktım, param yok, gidip çalıp karnımı doyurayım. Bu korsan yayınla aynı. Hayır, aynı değil. Aç olan bir insanın yaptığı şey hırsızlık değil, hayatta kalmaktır. Bak, bunun farkına varın. Yani i̇htiyaçlar hiyerarşisi var. Yani i̇htiyaçlar hiyerarşisinin dışında bir de istekler var. Yani i̇htiyaçtır, aç kalmak. Korsan yayın Acun Ilıcalı'ya bir şey yapmaz, Kulüpleri öldürür. Benim Championship'teki TV gelirim Türkiye'dekinin 5 katı. Böyle giderse futbol amatöre döner demiş. Öncelikle sevgili Acun Uluca'da Şunu belirteyim. Al City'nin gelirinin Türkiye'dekinin 5 katı olmasında Premier League gibi bir marka değeri etkili. Adalet diye bir şey etkili. Yani Premier League adalet. Şimdi şöyle söyleyeyim size. Anlayacağınız dilde söyleyeyim. Halk TV yanlışım yoksa CHP'nin kanalı. Halk TV'ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gelse dese ki pozitif konuşacağım. Duyurun reklamlayın. Halk TV o gün rekor izlenmeye ulaşır mı? Bak, rekor izlenmeye ulaşır mı? Ulaşır. Türkiye'de hayat durur. Ben size söyleyeyim sokaklar falan bomboş kalır. Bir tık daha öteye gideyim. Dedi ki ya ben işte CHP başkanıyla arkadaş olacağım. Bu canlı yayına çıkıp arkadaş olacağım. Sarılacağım. Birlikte el ele tutuşup yayın yapacağız. İnsanlar herkes akın eder. Bir tık daha öteye gideyim mi? Bir tık daha öteye gideyim. Ben diyecek, bu canlı yayına katılan sayısı işte atıyorum 10 milyon olsa istifa edeceğim diyecek. Ya da başka bir şey diyecek. Bak gittikçe eklenen şey arttıkça izleyici artar. Yani bu en basit örneği. Bu en basit örneği. Anlatabiliyor muyum? Ya siyasetten örnek vermedim. Sadece anlayın diye örnek verdim. Bu farklı şeyleri de olabilir. Mesela TRT Spor şu kadar izleniyor. Fenerbahçe Başkanı, Galatasaray Başkanı, Beşiktaş Başkanı, Trabzon Başkanı oturup sohbet edeceğiz dediler. Ne kadar izlenir? Ha. Şimdi size soruyorum. Fenerbahçe Başkanı dedi ki canlı yayına çıkıp soyunacağım. Bir haber değeri var mı? Hocam merak ediyoruz şimdi soyunu. Ya bir haber değeri yok. Ya da Galatasaray Başkanı çıkıp dedi ki ben iftira atacağım dedi. Canlı yayına çıkıp iftira atacağım. Hadi diyor beni takip edin dedi. kim izler? bizim ligimizde böyle. İngiltere'de korsan yayın yok mu? Var. IPTV yok mu? Var. Hatta adamların interneti bizimkinde çok daha hızlı. En fenası var adamlarda internet. E bilmiyorum yurt dışındaki arkadaşlar internet hızınız kaç megabit? Ben bayağı para veriyorum. 100 megabit benim hızım. Yani o da şey kablonet. Sizinki yani siz sizin hızınızı merak ediyorum. Ya da şunu söyleyeyim. Türkiye'deki ya da dünyadaki bütün arkadaşlar internet hızınız kaç megabit? Vallahi bak merak ettim. Ne megabit hocam? Benimki gigabit. Ney? 1024 megabit olunca 1 gigabit oluyor. Benimki gigabit. Diyen var mı aranızda? Şimdi Süper Lig'de korsan bitsin diyorsanız 1. Adaleti sağlayın. 2. Maçları kanallar alıyor. Tamamı alsın. Lafım yok. Ama kanalların tamamı bir platformda olsun. Adı Dijitürk. Dijitürk Türk değil. Adı Abuzittin olsun fark etmez ama bir platformda olsun. Lan 500 tane kutu var. Ya 500 tane kutu olmasın abi. 3 şampiyon sahada belirlensin. Masa başında tehditle Amerika'dan, İsrail'den oradan buradan müdahaleyle belirlenmesin. Tarihin en başarısı Ali Koç diyor. Ali Koç diyor ki bayağı uğraştı, etti, takım için çırpındı. Hani Aziz Yıldırım'ı da destekliyordum. Aziz Yıldırım Fenerbahçe için hapis yattı diyor. Şimdi Ali Koç'u destekliyorum diyor. Anlatıyor. 80 milyon euro'luk bir satış yapılmış. Gelecek için önemli diyor şimdi. Onu da geleceğim merak etmeyin. Şu an için başkanlık düşüncem yok. sarayı takdir ediyorum. Ne diyor? Manchester galibiyetine dolayı diyor. Ben takdir etmiyorum. Emre Belezoğlu'la buluşmadık. Biz hoca ararken Emre Belezoğlu'nun teknik direktörlük yetkisi yoktu. Emre'nin durumu olduğunda da benim hocam vardı. Bir türlü buluşamadık. Zaman zaman böyle oldu. Can ciğer olsak da olmuyor diyor. Büyük bir vizyonu var. Barcelona'da oynamış. Ne bahsediyor? Arda, Arda Turan'dan ne bahsediyor? Neyse anlamadım ben. Allahyar çok potansiyeli. Ozan Tufan şampiyonluğun gözbebeği, göz bebeği. Fenerbahçe'de işe yaramayan oyuncuyu ben Hull City'ye mi alacağım? Amacım Premier Lig'e çıkmak. Ben manyak mıyım? Allahyar ile ilgili 4 milyon verdiler falan diyorlar. Bu adam önemli. İngiliz gazetesinde potansiyel oyuncu olarak gösterildi. Bizde büyük bir sakatlık geçirdiği için oynayamadı Allahyar için. Biz 4 milyon euro teklif aldık ama satmadım diyor. Yani burada da iftiracılara konuşuyor. Şimdi Fenerbahçe'de İsmail Kartal 2 ayrılığı veto etmiş. Yani bu haberi de görünce şok oldum. Şimdi uzun lafın kısası Fenerbahçe dolu gidiyor. Maşallah. Farek Allah sübhanallah elhamdülillah. Yani artık biz de bunları düşürmeyelim. Çok güzel. Gerçi bizim maşallah dediğimiz 3 de gün yaşıyor ama Şimdi İsmail Kartal taraftarın sevgilisi güveni, e, güven merkezi haline geldi. Burada İsmail Kartal'ın kişiliği, karakteri, annesinin kızlık soyadı falan hiçbir önemi yok. Burada İsmail Kartal'ın <laughs> başarı grafiği, form grafiği etkili. Zaten elinden geleni de yapıyor sevgili İsmail Kartal. Şimdi bakın İsmail Kartal bunları yapıyor. Ancak neyi yapmıyor biliyor musunuz? Sizce neyi yapmıyor? Evine gitmeyi yapmıyor. Şimdi de milli arada ailesinin kahramanı olmayı sürdürdü. Bak beklentileri karşıladı. Mesela Fenerbahçe'de bir şey söyleyeceğim. Ben ee, hani o sene bu sene de dersiniz ya hep. Ben hep şu cevabı veririm. Teknik direktörün iyi ya da kötü olduğunu skorlar sonuç o oh, bu belirlemez. Teknik direktörün iyi ya da kötü olduğunu artı yönde giden futbolcu sayısı eksi yöne gitmeyen futbolcu sayısı belirler iyi teknik direktör. Mesela Beşiktaş'ın teknik direktörü iyidir kötüdür. İşte Trabzon'un Galatasaray'ın iyidir kötüdür. Mesela Galatasaray'ın teknik direktörü iyi mi kötü mü? Benim vereceğim kritere göre düşünün. Pozitif yönde, artı yönde kaç tane futbolcu var? Bir de negatif yönde, eksi yönde kaç futbolcu var? Mesela İsmail Kartal. Şahsım adına söylüyorum. PKO artı. Ona aldı mı? Ciko artı mı? E Ferdi zaten malum. O sahi bu sene de artı mı? İsmail yüksek artı mı? İrfancan Kahveci artı mı? Osterwold artı mı? Livakovic'i saymıyorum. Sağda geziniyor. Haram para kazanıyor. Sağda geziniyor. Bu maçı bırakıp gitse hiç şey yapmayacak. Haberimiz olmayacak. Top gelmiyor ki herife. Haram para. Neyse işin şakası bir tarafa. Bak Osterwold artı. O artı. Bu artı. Bak hepsi artıya gidiyor. Tadiç artı mı? Şimanski artı mı? Gerçi Şimanski skorer değil ama yine de artı mı? Yani birçok futbolcu e, takibi alındı mı? Şimdi şunu da belirteyim. Fenerbahçe mi Galatasaray mı ligdeki konumunu hak ediyor falan tartışmaları oluyor. Çok basit soru, soru, soruyorum bak. Çok basit. Hangisinin futbolcusu daha çok artı ivmede? Yani hangisinin futbolcusu daha çok artıda? Bitmiştir. Yani konuşmanın lüzumu yok. Bitmiştir abi. Tartışmalar bitmiştir. Hangisinin daha çok artıda futbolcusu varsa demek ki onun teknik direktörü daha iyidir. Ama tabii şu da bir gerçek. Hep artıda da olmayabilir. Geçen seneden artıya getirmiş. Orada da bırakmış olabilir. Neyse. Bu uzar. Şimdi Fenerbahçe'nin birçok futbolcusunu takip aldılar. Fenerbahçe'nin kapısını çaldılar. Verdi Kadıoğlu ve Şimanski. İki futbolcu için Fenerbahçe'nin kapısını çaldılar. Peşine düştüler. Yani Napoli bunu yaptı ama Fenerbahçe yönetimi ve İsmail Kartal bunlara veto verdi. Şimdi ben size Crespo Zeiss ve Batshuayi olayını söyleyeceğim arkadaşlar. Asıl olay burada asıl Fenerbahçe'de transfer gündemindeki isim 5 tane. Crespo'yu devre arasında 4'e satsak okey misiniz? Knights'ı 2'ye satsak okey misiniz? Batshuayi 7'ye satsak okey misiniz? Peki ben size başka bir şey soracağım. Aslında Serdar A. Çelikler bir iddiada bulmuş ama. Batshuayi 10'a satsak. İyi dinleyin benim. Batshuayi 10'a satsak. Ona da Vedat Muriçi'yi alsak kabul eder misiniz? Düşündürücü bir soru değil mi? Tuzak bir soru. Ben ona Batshuayi satmaya okey derim. Ona Vedat'ı almaya okey demem. Anladınız mı? Batshuayi ona sat. Vedat'ı 5'e al. Ona okeyim. Ona e, <laughs> kusura bakmayın <laughs> okey değil diyene de tartışırım. Böyle bir şeyin ihtimali var mı hocam? Ben e, bana ulaşan herhangi bir duyum yok arkadaşlar. Kaynaklarıma da sordum, soruşturdum. Bana ulaşan bir duyum yok. Herkesin duyumuna, herkesin duyumcusuna sonsuz saygım var. Anlatabiliyor muyum? Herkes bu işi hani e, bir amaç uğruna yapıyor. Kimse çıkıp da anam avradıma sövsünler diye duyum verecek duyumda değildir. Ben herkesin duyumuna saygı duyuyorum. Herkesin durumuna da saygı duyuyorum. İnşallah onlar da benim durumuma, duyumlarıma saygı duyarlar. Duymazlarsa canları sağ olsun. Ama böyle bir şeye ben şey yapmam. Bat şu gidecek mi hocam? Bat şu gitmeyecek arkadaşlar. Bat şu gitme diye bir fikri yok. Sezon sonuna kadar kalıp şampiyonluğun e, mimarlarından biri olmak istiyor. Bilginiz de olsun. Milli aradayız. Bak Zayt milli takımda, Bat şu milli takımda. Çok güzel. Crespo da hazırlıklarını tam yapacak. Gerçi Crespo bence gelişmekte ola, gelişmekte şu anda. Dice ve Batu Şuay düşüşte gibi. Ya Batu Şuay'ın özelliği bu. Bazen diğer tırnak ısırtır. Anlatabiliyor muyum? Girer oyuna sövdürür kendine. Bazen de bir girer. Tık bir tık iki bitti maç. İki tane attı bitti. Yastan arkana emniyet kemerlerine bağla. Hop bala paşa mal yaşan. Bitti. Ya Batu Şuay arkadaşlar. Leblebi gibi gol atan bir isim olarak nasıl algılıyorsunuz? Ben de onu çözemiyorum. Batu Şuay daha çok pozisyona giren forvettir. Yani pozisyon bulan forvet de diyebilirsiniz. Pozisyona giren forvet de diyebilirsiniz. Giren çıkan yani her şey diyebilirsiniz. Ama Batshuayi e, biraz isteksiz vurdum duymaz hareketleri var. Biraz şımarık, biraz ukala. Vallahi ben Alfredo Morelos'u alalım, Batshuayi gönderelim dediğinde bana tepki gösterirken düşünecektiniz bunları. Biraz da sizin e, Bu sıra bakmayın. Ha, Elbette Batshuayi ile Moreros bir değil. Ama Edin Dzeko'nun şu performansı vereceği, bu kadar oynayacağı takımı bu kadar yönlendireceğini düşünürsek. ve şunu da belirteyim. Bugün Edin Dzeko'nun yedeği Vedat Muriçi bile olamaz. Açık söyleyeyim olamaz. Bak benim mesela bir Sherlock fetişizmim vardır bilirsiniz. Hani benim Sherlock'tan ilgili Gerçek manada bir fetişizmim vardır. Bilenler bilir. Ben size bir ipucu vereyim. Bence siz e, ee, Şorlot'a odaklanabilirsiniz. Yani Şorlot'un gelme ihtimali daha yüksek. Ama ikisi de hemen hemen sıfıra yakın. Yani Vedat da Şorlot'ta sıfıra yakın. Hocam o zaman niye adını anıyorsun ki? Ya bilin istedim. Hani tam Ceko'nun yedeği olacak isim bu isim diye söyleyeyim dedim. Ömer Faruk Beyaz kendi penceresinden Dikonik'ten e, bir şeyler söylemiş. Yok Fenerbahçe'den şu yüzden ayrıldım da şöyle böyle falan. Ben işte çok iyiydim de beni altyapıya bir tane hoca getirdiler. O dedi ki kaynanan ölsün dedi. Kaynanam dedi ki bu niye bana böyle diyor. Sonra biz gittik köye köyde salçayla bidonlar falan filan bir şeyler yaptık. Turşu kuruyorduk. Ne anlatıyorsun oğlum? Ne anlatıyorsun? yok altyapıya hoca gelmiş de buna demiş ki seni beğenmediler. Türk kakasını demiş. pıt demiş falan filan da bu da gitmek zorunda kalmış. Ali Koç aslında sorunları çözmüş falan filan da. Ömer Faruk Efendi. Bunlar senin kendi pencere. Bunlar senin pencereden. Ulan Emre Belezoğlu sana pazubant taktı. Pazubant. Kaptanlık pazubandı da taktı. Fenerbahçe tarihinin en erken kaptanlık pazubandı takan ismi oldum. Yetti mi? Yetmedi. Emre Belezoğlu da senin forman rekor satışla satıldı. Rekor satışta. Taraftarın sana verdiği kıymetin binde birini sen taraftara vermedin. Bitti mi? Bitmedi. Takım kötü, kötü giderken o halde oynatılıyordun. Erol Bulut seni o halde oynatıyordu. Takım 10 kişi kaldı. Orta sahada bir kırmızı kart yenilmişti. Palet de miydi kırmızı yiyen? kasığına, rakibin kasığına bastı sanırım. Türkiye basam açıydı. Ya, yanlış hatırlamıyorum büyük ihtimalle ama siyahi futbolcularımızdan biriydi ya. O dönem transfer ettiğimiz oyunculardan. Takım 10 kişi kaldı. Sen sahada da yürüyordun. Haliyle seni çıkarttık. Ya senin çıkman mantıksız değil ki. Ya Fenerbahçe o gün o turu geçti. Senin maç bitiminde şunu söylemen lazımdı. Arkadaş Fenerbahçe turu geçti. Benim oynayıp oynamam önemli değil demen lazımdı. Fenerbahçeliysen, Çıkınca bu kadar dert etme mantıksızdı. Sen şunu kabul et. Fenerbahçe'yi sattın. Yurt dışına kaçtın. Yurt dışında da sana Fenerbahçe taraftarının el bebek gül bebek muamelesini kimse yapmadı. Pişman oldun diyemedin. Alt liglere gönderildin diyemedin. Şimdi seni Volkan Demirel bir seviyeye çekmeye çalışıyor. Volkan Demirel'in eteğine sarıl. Elini ayağını öp. 115 dakika sana süre vermiş. Babayın oğlu sana 115 dakika süre vermez. Haberin olsun. Fenerbahçe'ye gol atarsam işte taraftara yakışır şey diye hareket edeceğim falan filan. Bunlardan vazgeç. Bunlardan vazgeç. Hala aynı noktadasın. Hala aynı noktadasın. Sevgili Rambo Kemal. Sen Kemal Özdemir'e buradan selamlar olsun. Senin hocandı. Kendisinde de çok iyi irtibatımız vardı. Ellerinden öperim kıymetli hocamın. O da sana çok nasihatta bulundu. Keşke dinleseydin. Ben başka bir şey demeyeceğim. Çünkü eğer başka bir şey dersem biraz Fenerbahçe'ye zarar veririm diye düşünüyorum. O yüzden demeyeceğim. Bursa Spor Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Gölcük Spor'a 2-1 yenilerek Türkiye Kupası'na veda etti. İsmail Yüksek'e aldığımız Gölcük Spor. Tebrikler Gölcük Spor. Bazı şeylerin izahı olmadığında mizahı oluyor. Fenerbahçe'ye pankart açtığı günden beri Bursa Spor'un burnu şeyden çıkmadı. Yani bakın önce karşınızdakine bir ithamda bulunurken bunu düşünmek lazım. Ben en basitinden bir şey söyleyeyim. FETÖ savcısının şöyle bir cümlesi vardı. Fenerbahçe 2009-2010'da şampiyon olsaydı biz operasyonu o zaman yapacaktık diye. Yani o sene de şike yapılmış. Şimdi ben şunu anlamıyorum. Bana biriniz izah edin. Fenerbahçe şampiyonluğu kaç kez son maçta kaçırdı? Son dönemde 3 kez kaçırdı. Yanlış hatırlamıyorsam. Denizli 1. Bu Trabzonspor e, Trabzon spor maçıydı. Bursa orada oynarken Fenerbahçe Trabzon oynuyordu. 2. Fenerbahçe Galatasaray maçı. Çok basit soruyorum. <laughs> Sura bakmayın. Gerçi Denizli sadece Denizli maçında. Hakemi satın alsaydık. Zor değil. Rakip kalecisini satın alsaydık. Çok zor değil. Rakipten 3 futbolcuyu arkadaş kırmızı yiyin 1 milyon euro deseydik. Çok zor değil. Çok zor değil. Bunu yapmayan takım sezonu satın almış mantığına girdiler. Bir şey diyemiyorum. Hiçbir şey diyemiyorum bir kere kendi mantığınıza uydurabiliyorsanız başka hiçbir şey demiyorum. Yani düşünsene adamın önüne bir hayatındaki en istediği araba var. O araba imkanı geliyor adama ve alması gereken paranın onda bir fiyatına geliyor. Adam almıyor. İlginç. Neyse ben Bursa Spor'da şunu söyleyeyim. O günden sonra niye ee, burnunuz bir şeyden çıkmadı. Biraz bunu düşünmenizde fayda var. Bazı şeylere dediğim gibi aynaya bakmakta fayda var diye düşünüyorum. Ama Fenerbahçe'nin şampiyonlukları tertemizdir. Kir arayan önce aynaya baksın. Aynasını, penceresini, bakış açısını, gözünü, her tarafındaki pislikleri temizlesin. Ha ben temizim diyen varsa da o zaman kimseye çamur atmasın. Fenerbahçemiz Kasımpaşa maçındaki çirkin ve kötü tezahürat de dediler. PFDK'ya sevk edilmiş. Ben çirkin ve kötü tezahürat duymadım açıkçası. Hani hakem bence gayet iyi maç yönetti. Hakeme sövülmedi de. Ve federasyon başkanı herhalde karıştırdı Beşiktaş stadında yediği küfürler Herhalde Fenerbahçe maçında yedim zannetti. Ben Kasımpaşa maçında taraftardan küfür hatırlamıyorum arkadaşlar. Duymadım. Gerçekten duymadım. Sana mı söylüyorum duymadım? Garip ya. De Paul. Neydi ya o elemanın adı? Bir tane eleman alıyorduk ki orta sahaya. Uruguaylı. Sonra şeye gitti. Neydi onun adı? Arabistan'a gittiydi. Ve Paul 5 maç 2 asist 371 dakika. Demek ki ilgilenmişiz bununla. Neyse. Son haberim. Fenerbahçe Futbol AŞ. 1 Haziran 2023. 31 Ağustos 2023 dönem tarihleri arasında 908 milyon 339 .925 TL kar açıkladı. Arkadaşlar farkında mısınız bilmiyorum. Önce bir farkına varmanızı sağlayayım. 1 Haziran 1 Temmuz 1 ayette 1 Ağustos 2 ayette 31 Ağustos yani Ağustos'un sonu 3 aylık dönem. Fenerbahçe 3 aylık dönemde yaklaşık 1 milyar TL kar açıkladı. Yani milyon, 900 milyon diyelim hadi 1 milyara yuvarlamayın. Peki bu dönemde kimi aldı? Cengiz Ünder, Şimanski, Fred, Behao, Ivakovic. Konservis verdiklerimiz bunlar. Mert Müldür. Gustavo Henrique'ye para ödendi geri alındı ama Bartu Elmaz'da 1.4 vermişiz. İrfan Can Eğir Bayat. Omar Fayet. Şimdi 1 Haziran 31 Ağustos arasına denk gelenleri sayıyorum. Sebebini de anlatacağım. Cengiz Ünder tam transfer tarihi ne zaman? Tam transfer tarihi 13 Ağustos 2023. Yani Türkçesi nedir kardeşim? Türkçesi şu. Cengiz Ünder buradaki harcamaya dahil. Bitti. Bak 15 milyon euro. Sebastian Schmansky'yi 12 Temmuz 2023 o da dahil. 15 oradan da 975 buradan. Gerçi tamamını vermedi. Taksit vereceğiz ama bilin istedim. Fred Fred de taksitle alındı. O da 13 Ağustos 2023. O da dahil. Hiç boşuna tek tek bakmama gerek yok sanırım. Bir BKO mesela 20 Temmuz 2023. O da dahil. Divakovic en son gelenlerden birisi Divakovic. 25 Ağustos 2023. 6.65 o da dahil. Mert Müldür 2 Ağustos 2023 2.8 oda dahil. Bartu Elmaz dahil. İrfan Can Eğribayat dahil. Omar Fayet en son bu kardeşimiz geldi. Ee, ne zaman geldin? 16 yok en son bu gelmemiş ha. 16 Ağustos 2023 yani bütün transfer edilen futbolcuların parası dahil. Ama tabii şunu tekrardan hatırlatayım. Brett Shimanski'nin taksitle ödenecek olması. Sanırım Bekao da taksitteydi. Bunlar da etkili. Karşımızda bir takım var. Yaklaşık 910 milyon TL kar elde etmiş. 3 ayda. Bu takımın toplam borcu ne kadardı? 6 milyar liraydı. Yapılanma yapıldı. Bu takım borcunun bir kısmını ödemiş olacak. Ele geçen karın tamamen yarısı yani tamam karın daha doğrusu ele geçen paranın diyeyim kar demeyeyim. Yarısı borca gitmiş olacak. Bu mantıkla düşünürsek Fenerbahçe'nin bir yılda ödemesi gereken yaklaşık 900 milyon TL sırf şu 3 aylık dönemde 908 gelmiş. Yarısı ödenmiş. Bilet geliri bilmem şunlar bunlar falan filan e, kombine geliri falan okey ama ama bu kadar futbolcu almasına rağmen bu kadar transfere rağmen o kadar şeye rağmen 910 milyon TL. Beşiktaş, Galatasaray açıklayacak dönem borçlarını. Kardalar mı zarardalar mı açıklayacaklar. Fenerbahçe'nin e, borcu. Arkadaşlar bu genelde şey yapılacak. En son 17 Haziran 2023'e 7 milyar 686 milyon denilmişti. Şimdi ben niye 5 civarına çektim? Şundan anlatayım. 900 milyon bir ödememiz vardı. Çık yaklaşık 6,5. Buradan da 1 milyona ya yani 1 milyara yakın bir para çık 5,5. Yani Fenerbahçe'nin total borcu 5,5 ha. Taşınırlar var, taşınmazlar var falan filan. Dört büyük diğer kulüplerin borcu da enteresandı. Siz diğer kulüplerin açıklamasını gördüğünüz zaman ne kadar büyük iş yaptığımızı göreceksiniz. Bugüne kadar ben bunları hep dile getiriyordum. Hep konuşuyordum, hep söylüyordum. Ama kimsenin umurunda olmuyordu. Niye? Sportif başarı yok. Sportif başarı olmadığı zaman maddi başarının önemli olan sportif başarıydı. Şimdi sportif başarı geldi. 16'da 16, 18'de 18 diyecektim inşallah Allah söylesin. 18'de 18, 20'de 20, inşallah 30'da 30, 40'da 40. Allah nasip etsin inşallah. Siz değerli kardeşlerimin, güzel kardeşlerimin, çoluğunun, çocuğunun hürmetine, bunca yıldır hakkı yenen bütün Fenerbahçelilerin yüzü hürmetine inşallah bunları da yaşarız. 40'da 40 da yaşarız inşallah. 40'da 40 galibiyetle devam ederiz inşallah. Ama şimdi anlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ali Koç'un yaptığı hamlelerin doğruluğunu. Ben diyorum bak Ali Koç'un bugün Fenerbahçe şampiyon olsa bırakacağım dese duygulanırım. Ama yaşatmış olduğu bir süreç var. Şimdi şu da bir gerçek. Şu kadroyu kurduktan sonra bu takım şampiyon olursa bu kadar şeyi yenip bu kadar düzeni yenip düzene kafa tutup şampiyon olursa hani o zaman da Ali Koç gitmeli mi derseniz işte o zaman da benim biraz tereddütlerim var. Mario Branco gibi bir futbol aklını almışız. Fenerbahçe'nin başkanı ben bile olsam Mario Branco orada. Kaça satalım işte İsmail'i bana sorsanız ben 8 derim. Franco onu 14'e satar. 12'ye satar. 15'e satar. İşte şunu kaça alalım? İşte ben bana sorsanız transfer market ne kadar? 8. 8 e alalım. Cık. yok 3'e alırız bunu. Dik uzun bir maraton. Yolumuz uzun. Videonun başında söylediğim gibi bu arada saldırılarla uğraşıyoruz. Milli araya da girildiği için arkadaşlar elleri armut toplamıyor birilerinin. Sizlerden destek istiyorum. Rica ediyorum. Verirseniz de Allah razı olsun. Vermeseniz de Allah razı olsun. 55.200 siz bu videoyu izleme belki 55.400 olacak. Hissediyorum. içimden bir şey öyle söylüyor. Çünkü kanalda attığım shorts videoları abone çekiyormuş arkadaşlar. Youtube yönetimi de bu konuda beni bilgilendirdi. Daha çok shorts videosu çek dedi. Neler çekebilirim orada düşün, düşünüyorum. Bir sonuca varamıyorum. Yani shorts videosu bilmiyorum arkadaşlar. Düşünüyorum. Bilginiz olsun. Yani shorts videoları artarsa ulan Mustafa Hoca da kendini iyice şeye kaptırdı demeyin. Yani YouTube'dan öneri geldi. Bilginiz olsun. Teşekkür ediyorum hepinize. Biraz uzun oldu ama içimi döktüğümü düşünüyorum. Görüşmek üzere.